İmtihan için gönderildiğimiz bu fani dünyada yaşayan herkesin isteyeceği bir şeydir zenginlik. Allah-u Teala dilediğine dünya zenginliklerinden verir, dilediğine vermez. Ancak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir sure var ki her gece okunduğu takdirde okuyan kişi zengin olmadan ölmeyecektir. İmtihan olarak geldiğimiz şu dünyada Allah insanların kimini malı mülküyle, kimini sağlığıyla, kimini de evladıyla sınayarak durumuna bakmak ister. Sıkıntı ve dertler karşısında isyan etmeyip, tevekküle sarılan ihlaslı kulların sabretmeleri karşısında mükafatları düşünenler için ibret vericidir. Yalnızca ondan medet umarak yardım beklemek bir Müslümana yakışır en güzel hareketlerdendir. Elden bir şey gelmiyorsa da duaya sarılmak en güzelidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilir. Doğrusu insan için kendi çalışmasından yani gayretinin neticesinden başka bir şey yoktur. Görevini gereği gibi yerine getiren Müslüman kimseler maddi ve manevi ihsanlarla mazhar olurlar. Bu nedenden dolayı Allah Celle Celal'den isteyeceğimiz şeyler ne olursa olsun ilk önce kendi üzerimize düşen şeyleri yerine getirmeliyiz. Sonrası ise takdiri ilahi. İnancımıza göre yoksulluk da zenginlik de sadece Allah'ın takdiri ile mümkündür. Bir ayeti kerimede de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır senin elindendir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. İnsanlar dünya hayatında ferahlık ve bolluk içinde yaşamak isterler. İşte zenginlik ve rızık bereketi için okunabilecek en mucizevi dualardan birisi de Vakıa suresidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bu durumdan şöyle bahsetmiştir. Her gece Vakıa suresini tilavet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isabet etmez. Yani darlık görmez. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisinde Vakıa suresi zenginlik suresidir. Onu hem okuyunuz hem de çocuklarınıza öğretiniz diye buyurmuşlardır. Dini kaynaklarda Vakıa suresi ile ilgili şunlar yazmaktadır. Vakıa suresini okumaya devam eden kimse fakirlikten emin olur. Dünya kendiliğinden ayağına gelir. Bolluk ve berekete kavuşmadan da dünyadan göçmez. Allah o kişiye günaha girmeden helal rızıklar nasip eder. Fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, bu bereketli sureyi her gece akşam namazından sonra okumaya devam etmelilerdir. Eğer okunmamışsa yatsıdan sonra da okunabilir.
Sahabelerin büyüklerinden bir zat-ı muhterem hastalanınca Hazreti Osman ziyaretine gider. Hazreti Osman o zat-ı muhtereme senin bugüne dek İslam'a ve Müslümanlara büyük hizmetlerin oldu. Dolayısıyla sana Beytül Mal'dan bir şeyler verelim der. Hasta yatağında yatan sahabe, ölecek adamın bunlara ne ihtiyacı olabilir? Ben Rabbime gidiyorum cevabını verir. Hazreti Osman, geride bıraktığın kızların var, onlara bırakırsın. Böylece onlar da kimseye muhtaç olmazlar demesi üzerine sahabe, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, her kim her gece Vakıa suresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez. Ben de kızlarıma onu ezberlettim. Okumalarını tavsiye ettim ve her gece de onu okuyorlar. Onların kimseye muhtaç olmayacağına eminim ve kefilim cevabını vermiştir. Orada bulunanlardan biri de der ki, ben bunu duyduktan sonra gidip Vakıa suresini hemen ezberledim. Her gece okudum ve bir daha terk etmedim. Bizler de bu sureyi her akşam okumaya gayret gösterelim ki Rabbimiz de bizlere rahmet, bolluk ve bereket kapılarını açsın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, videomuzu beğenip, yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.